Arkadaşlar merhaba tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Salı günü iddia tahminleri alakalı karşınızdayım arkadaşlar. Sizler için 3 tek maç belirledim. Yaklaşık bayağı bir tek maç var ama ben tek maçlar aldım. Dünkü yorumladığımız bahislerimiz, verdiğimiz e, ee, bir birkaçı ve yorumladığım maçlarım geldi arkadaşlar. Esma'nın maçı görüyorsunuz. Çike dönmez dedik. Maç sonucu bir biter. Yani %80-90 bir biter. inandığım kaç ve güzel bir şike döndü. İkinci yarıda bir iki tane attı. 80'ler 85'lerde 3 2 yöne geçti. 1'den 2 40 oran yok böyle bir şey. Görüyorsunuz ki işte böyle bir şey iş arkadaşlar getiriyorlar, yendiriyorlar. Yüklenmelerden dolayı maçı patlatıyorlar. Bu güzelce patlattı baronlar. Yani şike denen bir şey var gerçekten. Bazı maçları adamlar satıyor maçları. Bu şekilde arkadaşlar. E, maçına e, İtalya Ligi'ndeki maç arkadaşlar ilk buçuk gol istedik. O maç geldi arkadaşlar. Alan kardeşlerimize ülke ediyorum. Yorumladığım birkaç e, Altay maçı İstanbul Spor Depasman en ideali 0-3'ü istemiştik. 1.45 oranı vardı. O maçta geldi arkadaşlar. 2.5 gol üstüne gelirler dedik. O da geldi. E, ayrıca arkadaşlar yani Tepasman yenilmeyeceğini düşünüyordum ben. Yani e, 3 2 oldu. E, 3. golü yakalasaydı maç 0 çekti gerçekten. Dediğimiz hani benim içimden birden 0 ama İstanbul'da yanamadı. O kadar Altay e, çok zorladı. Onun için Güzel bir bahis aldık, kazandık arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. Bugün de güzel bahisler var, maçlar var. Almak isteyenler, derlenmek isteyenler alabilirler. Sizler de bir analizden geçirin, değerlendirmeyin arkadaşlar, oynayın. Geçelim maçlarımıza. İngiltere Premier Lig'den 2 maç aldık. Bir de Türkiye Kupası arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'deki zaten ee, kaç tane maç kaldı onu bilmiyorum. Zaten şampiyon, biliyorsunuz ki City arkadaşlar 13 puan takmış. Yine maçı var. E, bir rekora gidecek herhalde, herhalde bir rekor arıyor. E, meşhur Meşrat'ı yerini koruyacak şampiyonlar ligi için. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar takımlar. Son maçlar zaten son rütünler. E, onun için iki takımda bugün ben kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu maça maç sonucu bir biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Oran yüksek bir kadına bir ve 4 şeklinde iyisiniz, alabilirsiniz. 1 güzel bir oranı var. Arkadaşlar e, meşhur zaten bugün arkadaşlar kazanacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 1 ve 4 6 alabilirsiniz. Ben Mansurcu bir direkt dedim arkadaşlar. 9'a çeyrek kala bu maçı en son yorumlayayım. Benito City arkadaşlar saat 9'da ee, şampiyon arkadaşlar. Manchester çok formda. Son maçta zor zorunda yendi ama 10. maçı Chelsea kaybetti. O maçı nasıl verdi bilmiyorum birden iki. Yani şike döndü. Güzeller arkadaşlar. Zaten lig e, şampiyon olmuşum havasında. Zaten şampiyonlar yine de Chelsea'ye karşılaşacak. Yani gerçekten bir göstermesi lazım. Kendini Chelsea ters e, neler olacak finalde gerçekten. Messi alır diye düşünüyorum ama e, Chelsea gerçekten bu maçta arkadaşlar gözde verdi. Onun için yani stilin vermesi lazımdı ki görsün arkadaşlar ama yapamadı. E, Chelsea eksikliğine rağmen yine kazandı arkadaşlar 2-1. Onunla güzel maçı Paris'e kazanmış. Birin ton kötü ama kendi evinde atan bir ekip görüyorsunuz ki arkadaşlar. 2-0 yenmiş Lesti. Edep basmanda atmış. Kendi evinde 1-1 bir öbre kalmış. Vessam gibi ekiple. City bu takıma karşı en son maçlarda kazanmış. Şimdi arkadaşlar iki tane şüpheli maçı varsa oyuncusu var Sergio Agüero ve Kevin de Bülün. Bunlar da üzerinde arkadaşlar. Ben City'nin kazanacağını düşünüyorum. Hata atmayacağını düşünüyorum. E, rekora gidecektir. Kazanacaklar arkadaşlar. İsteyenler de yüksek mi ismi 2 ve 4 alt şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. Onun haricinde 2.5 gol üstü bahisinin değerlerini arkadaşlar. En son maça hizmetten yani bu maç fark çektir. Yine gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Onun için değerlendirmek iki 2.5 gol üstünde değerlendiri bilirler arkadaşlar. çok rahat bir şekilde gol geçecektir. 3 1 4 1 ayarında. 2.5 gol üstünde değerlendirmişsin. Ben maç sonucu 2 diyorum. Bu bizim tek maçımız olsun arkadaşlar. Manchester City maç sonucu 2. Yonan ile bugün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş maçı Antalya Spor Beşiktaş arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ta şimdi e, Raşit Gezal'la bunlar şüpheli arkadaşlar. Defans oyuncusu Veli Ton. Yani onlar maç sonuna kadar değişir. E, Göztepe yendi. Yani Şampiyon oldu Beşiktaş. Şimdi bu maçta da bu kupayı alacaklar. Elinden gelen en yapacaktır. Yani bilmiyorum. Sanki e, uzatmaya gidebilir. Sıfır bitebilir. 2-2. Ama ben 2-2-3-2 e, arayında düşünüyorum. Gollü geçecektir. Gollü inandığım bir karşılaşma arkadaşlar, onun haricinde yani düşündüğüm bir karşılaşma. Sizler bu maça e, Ev sahibinin direkt bir golünü alabilirsiniz. 1.45 oranı var. Bunu bir kenara yazın. E, onun haricinde 2.5 gol üstü Baresini değerlendirin. 1.62'lik güzel bir oranı var. Değerlendirin bunu da arkadaşlar. E, onun haricinde arkadaşlar, onun haricinde ne verebiliriz? Yani Konular bahsede çıkar mı arkadaşlar? Çıkar mı? Yani en son karşımıza zaten bence çıkar arkadaşlar. İki takım da birbirine e, bastıracaktır. Oranlar farklı bir oranlar, Değişiklik bir oranlar açılmış ama yani çıkar arkadaşlar bence. Yani çıkacaktır da. E, bence e, ilk yarı 4.5-6 şeklinde alabilirsiniz. 1.58'lik oranı var. Ben maça Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum. Ev sahibinin en az bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gönül rahatıyla ev sahibinin gol atarına girebilirsiniz. İsteyenler de 2.5 gol şeklinde alabilir. Tek maçımız City. City maçında bunu kombinleyin arkadaşlar. Ev sahibi atar. Ve e, City galibiyeti 2 oran yaptı. Gayet de güzel arkadaşlar. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. İster de tek tek değerlendirin. Bence City'yi tek alan arkadaşlar. Beşiktaş maçında 2.5 e, gol üstü isteyenler de. Direkt karşı gol var. Ben ev sahibiniz 05 üstünü ben de mantıklı oldum. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde de kombi yapabilirsiniz arkadaşlar. 1.68 dedik. Manchester bir masumcu bir. City masumcu iki arkadaşlar. İki takım da bugün kazanacağını düşünüyorum. Onun haricinde konder bahsi. Chelsea 8.5 9. konder rahat olacağını düşünüyorum. 1.35 City 8.5 üst. Conner arkadaşlar 1.92'lik güzel bir kombi yaptı. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da en son e, maçımıza kadar arkadaşlar. Fulham en az bir gol atar diye düşünüyorum. Manchester bir gol bulur. Ben ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 3-1-2-1 ayarında biteceğini düşünüyorum. 1 güzel oranı var. Oran düşmeden de, de bu maçı değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. 3 maçımız bu şekilde. Dediğimiz üzere arkadaşlar Antalya Beşiktaş. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Eee, ama sanki bir içimden de uzatmalar gider. Onun için ev sahibi en bantıksı ev sahibinin bir uğratarı. Onun haricinde yüksek orandan olmak istenilir. 2.5 gol üstü kombinlerine ekleyip değerlendirebilirler arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. Sağla hitap itibariyle arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Videomuza MSR karşısından like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum kanalımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Her gün paylaşım yapmaya çalışıyoruz. kazan Kazanıyoruz. Kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerin kazanması bizleri mutlu ediyor. Onun için kazanmanızı temenni ediyorum. Yaptığınız mayıslerde herkese bol şanslar, bol kazançlar. Tekrardan Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.